Evet, bu derste ülke ve uluslarla ilgili biraz alıştırmalar yapmak istiyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Evet, şimdi country ülke demektir sevgili izleyiciler. Countries ise çoğul eki geldiği zaman y is'e dönüşür, ülkeler olur. Evet, nationality ise ulusal demektir. Yani ulus demektir. National ulusal demektir aslında. Nationality ise ulusal kimlik demektir. Kimlik demektir sevgili izleyiciler. Mesela Tom diye birinden bahsedelim. Tom. Tom'un özelliklerini yazalım ve bunun Türkçe açıklamasını sizlere yazacağım. This is Tom. Bu Tom diye söylüyoruz. He is from England. İngiltereli. He is English. O İngiliz. Evet, bu Tom'dur. Is Tom, bu Tom'dur demek. He is from England. İngiltere'lidir. Ve İngiliz'dir. Evet, onun harici nedir? Mesela kim örnek verelim? Evet. Hadise diyelim. Hadise, şarkıcı Hadise'den bahsediyorum. Diyelim 30 yaşında. She is 30 old. Ondan önce bu Hadise diyelim. Is Hadise. Bu Hadise. Kaç yaşında? 30 yaşında. Evet. Türk asıllı biliyorsunuz. She is Turkish diye. Türk. Evet. Hadise dedik. 30 yaşında dedik. Ve Türk dedik sevgili izleyiciler. Evet. Akılda kalması açısından ünlü isimleri veriyorum. Mesela Michael Jackson'ı bilmeyeniz yoktur. Michael Jackson artık rahmetli oldu sizlerin de bildiği gibi. Michael Jackson. This is Michael Jackson diyeceğiz. Michael Jackson. Nedir? Bu Michael Jackson. Evet. Michael Jackson vefat etti. Ama hayatta olsaydı kaç yaşında olacaktı? Kaç yaşında olduğuna dair şu anda net bilgi aklımda değil. Ama diyelim Michael Jackson 55 yaşında. O zaman ne diyeceğiz? He is 55 years old. 55 yaşında. O 55 yaşında. Michael Jackson nereliydi? Amerikalıydı hatırladığınız kadarıyla. Evet, nedir? He is from America diyeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, Amerikalı diyeceğiz. Evet, o Amerikalı diyeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, onun haricinde devam ediyoruz.
Evet. Paparizou'yu örnek verelim. Yunan şarkıcıyı. Helena Paparizou. Evet, Helena. This is Helena diyelim. This is Nereli? Yunanistanlı biliyorsunuz o. Yunan şarkıcı. She from bu Helena. She is from Greece. O Yunanistanlı. Kaç yaşında? Helena herhalde bir 45 vardır. Belki de yoktur. Onun için Google'a sormak lazım. Diyelim 45 yaşında de diyelim. She's 45. Pardon, yaştan ziyade ulusunu söyleyelim. She's Greek. Yani Yunan diyelim. O Yunan. Evet, bunları söyledik. Evet. Onun haricinde evet, diğer örnekler verelim. Mesela Adam'dan bahsedelim. Adam. Is Adam diyelim. Bu Adam. Nereli? İngiltereli diyelim. He is from England. İngiltereli. Ve İngiliz diyelim. He is English diyelim. Evet, İngiliz diyelim. Yani Adam'ın ulusunu ve nereli olduğunu belirtelim sevgili izleyiciler. Evet, siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Bana soracak olursanız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye'liyim. Ve Türk'üm. Yani Türk kimliği adı altındayım. Tabii ki şimdi de sizlerin de bildiği gibi soy araştırması, soy genetiği diye bir araştırma çıktı sizlerin de bildiği gibi. Nereden geldiğine bakılan. Ama tam 200 yıl öncesinde nüfusa nereye yazıldığını görüyorsunuz. Ama bu da net bir bilgi değil. Asıl bilgi tam yüzyıllar öncesinden nerelere geldiğine dair bilgi edinmektir. Bunun da açıklaması net bir şekilde yok. Yani çok teferruatlı bir açıklama gerekir diye biliyorum sevgili izleyiciler. Evet, mesela başkasından bahsedelim. Mary'den bahsedelim. Mary nereli olsun? İtalyalı olsun. This is Mary diyelim. Mary. Bu Mary diyelim. Nereli olsun? İtalyalı olsun. She is from Italy. İtalyalı. Ve İtalyan olsun. She is Italian olsun. İtalyan olsun sevgili izleyiciler. Evet, bu derste ülkeleri ve ulusları işlemeye çalıştım. Umarım size yararlı olmuştur. Anlamadığınız yerleri mail atabilir ya da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu sayede cevaplayabilirim. Evet, diğer videoda görüşmek üzere.
Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.